Merhaba arkadaşlar. Bootstrap WordPress tema yapımı derslerine devam ediyoruz. En son dersimizde görmüş olduğunuz gibi şu hover alanının CSS kodlarını yazmıştık. Şimdi ana sayfamızın CSS kodlarını yazmaya devam edelim. Şuradaki statement section'ından devam edelim arkadaşlar. Buradaki statement section'ı için öncelikle şuradan şu yorum kopyalayalım. Şuraya yapıştırıyorum. Statement section diyorum arkadaşlar. Burada statement alanımızda şuradaki yazımızın arkasında bir tane görselimiz olacak arkadaşlar. Bu kodu şurada yukarıda yazdığımız şu background koduyla benzer olacak arkadaşlar. Neredeyse birebir aynı. Aldım onu. Öncelikle geliyorum şöyle statement ID'sini seçerek yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi background olarak hero image değil de sayfadaki img klasörünün içerisindeki statement bg.jpg dosyasını seçiyorum. Bu görselleri sizinle paylaşmıştım. Aynı görselleri kullanabilirsiniz veya farklı görselleri kullanabilirsiniz. Kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettim de görmüş olduğunuz üzere görseli duruyor. Burada arkadaşlar hafif bir paralaks efekt vermek için geliyorum arkadaşlar. Şuradaki paralaks efekti vermek için background attachment'ı scroll değildi arkadaşlar. Background attachment'a şöyle fixed özelliğini veriyorum. Bu şekilde dikkat edersiniz. Yukarı aşağı geldiğinde arkadaki görselim duruyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi bu bir kere HTML kodumuza dönersek o statement'ın alanının içinde arkadaşlar şurada bir header klası. Burada text black vermişiz. Normalde siyah olması gerekirdi Bootstrap'a göre. Neden siyah olmadı? Çünkü biz yukarıda CSS kodunu yazarken yukarıda tüm başlıklar için turuncu rengini vermiştik. Ama buradaki E4 klası için ne yapabiliriz arkadaşlar? Hemen CSS'imizi dönüp diyebiliriz ki statement section'ın içerisindeki E4 başlığının renk olarak arkadaşlar color'ı FFF olsun. Bu da ne olacak? Bize beyaz rengini verecek arkadaşlar. Normal tekstten biraz büyük dikkat ederseniz burası. Bu nereden geliyor dersiniz. Bootstrap'tan verdiğimiz şu lead klasından kaynaklanan bir durum. Burayı da böyle geçtikten sonra arkadaşlar sonra aşağıda latest project alanımız var. Zaten verdiğimiz Bootstrap klaslarıyla çoğunluğu tamamlanmış ama burayı da hemen halledelim şöyle. Geliyorum. CSS dosyama dönüyorum tekrardan. Statement section'ın yine bu kez yorum satırını kopyalayıp latest projects şeklinde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar burada gerekli olan CSS kodlarını yazacağım. Öncelikli olarak latest projects alanını seçtim. Şöyle background color'ı yine klasik gri rengimizi veriyorum buraya. F2, F2, F2 şeklinde. Sonra tekrar HTML kodumuza dönelim. Bu Lasis Projects'in içinde gerekli Bootstrap klasları vermişiz. Şuradaki Project, şu klas ismini arıyordum ben. Hemen Lasis Projects'in içerisindeki buradaki Project klasımız var. Şurada Project Text klasımız var arkadaşlar. Yani şuradaki textlerin olduğu klas. Hemen geliyorum.
Project text class'ını seçtim böyle. Öncelikle bir padding verelim arkadaşlar. 30 piksellik bir padding verelim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki boşlukları bize sağladı. Dikkat ederseniz şurada bir yatay çizgimiz var. O yatay çizgimizi stilleyeceğiz şimdi. Project X'in içerisindeki yatay çizgimizi seçtik. Burada klasik olarak şöyle border color olarak beyaz verelim. FFF şeklinde. Border genişliğimiz arkadaşlar ne olsun? 2 piksel olsun. Yatay çizgimizin genişliği bulunduğu alana göre %25 olmasını istiyorum. Aynı şekilde bu yatay çizginin üzerine geldiğimde arkadaşlar bir hover state vermek istiyorum. Üzerine geldiğimiz zaman şöyle hover state'ini verirsek, daha doğrusu burada yatay çizgimizin değil de tabii şuradaki Project X class'ın üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar yatay çizgimizin genişliğinin %50 olmasını istiyorum. Hemen dikkat ederseniz şöyle gelirsek şurada bir iki beyaz çizgiye dikkat. Görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi buradaki rengi uzunluğu %50 olarak değişiyor. Tabii bunun bir anda olmasını değil de transition geçişli şekilde olmasını istiyorum. Klasik transition özelliğimizi de ekleyelim buraya. Tamamı için nokta 5 saniyede bunun olmasını istiyorum. Aynı zamanda şurada ne kullanmıştık? Background için BG Orange klasını kullandık arkadaşlar. Bunun için de hemen yazdık. Açtık parantezimizi. Background color E74C3C olarak değiştirdik. Kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki background color'ımız da değişti. Üzerine geldiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Üzerine geldiğimde şuradaki yatay çizgimiz değişiyor. Burada daha önceden ekran görüntüsü beyaz olduğu için ne yapmıştık? Burada bazı tekstleri arkadaşlar text black demiştik. Şuradaki text black class'larını text white olarak değiştirelim. Yani siyahtan beyaza çevirdik arkadaşlar. İşin kısası. Şurada da olması gerekiyordu. Buradaki text black'leri de text white olarak değiştiriyorum. Refresh ettiğim zaman dikkat ederseniz üzerine geldiğim zaman arkadaşlar üzerine geldiğimizde ne oluyor? Buradaki yatay çizgimiz değişiyor. Bunun haricinde bakalım şurada dikkat ederseniz burada buton class'ları da kullanmıştık aslında. Text'ler beyaz. Aşağıya geliyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir şey unutmuş muyuz ona bakıyorum. Burada arkadaşlar HTML kodunu yazarken şuradaki tasarımda şuralarda butonlar olması gerekiyordu. O butonları yazmayı unutmuşuz. Hemen HTML kodumuzda şurada görmüş olduğunuz paragrafın altına hemen butonlarımızı ekleyelim. Link etiketini açtık. Şimdilik olduğu yere gitsin. Class olarak btn ve btn white olarak belirlemişiz. Görünmesi gereken şey de get
detail demişiz arkadaşlar. Hemen bunu kopyalıyorum aynı şekilde. Kopyalıyorum. Şurada üstteki paragrafın da altına yerleştirdik. Refresh dediğimiz zaman şuraya butonlar geldi. Butonlar geldi ama şu an görünmüyor. Şimdi bu butonlar için gerekli olan arkadaşlar, gerekli olan klasları yazacağız. Hemen geliyoruz şöyle. Style CSS'imizi açalım. BTN White şeklinde class ismi vermiştik. BTN White açtık. Şu öncelikli text transform uppercase olsun arkadaşlar. Şimdi bunu HTML'de de büyük harfle yapabiliriz ama yarın öbür gün WordPress'i kullandığımızda girildiğinde bu alanlar işte küçük harfle girildiği zaman CSS yardımıyla otomatik olarak büyük harfe çevrilebilir. Font weight olarak 400, font size 14 piksel arkadaşlar. Aynı zamanda yine bunların da inline block şeklinde görünmesini istiyorum. Inline block şeklinde paddingleri olarak şöyle 5 piksel ve 15 piksel olacak şekilde. Yukarıdan aşağıya 5 piksel demek bu. Sağdan soldan da 15 piksel anlamında. Border radius 50 piksel diyoruz. Border'ımız içinde şöyle 1 piksel solid ve rengi beyaz olsun arkadaşlar. Aynı zamanda text rengimizi de şöyle beyaz olmasını istiyoruz. Bakalım nasıl görünüyormuş. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar butonlarımız böyle geldi. Hemen bunu bir hover state ekleyelim. BTN white şöyle hover state'i de ekleyince bu kez background'ın beyaz olmasını istiyorum. Text renginin klasik turuncu rengimiz olmasını istiyorum. E74C3C şeklinde. Border'ın da 1 piksel solid ve beyaz olmasını istiyorum renk olarak. Tabi bu her zaman olduğu gibi bu geçişliliğin bir anda değildi. Yine o nedenle elementimizi transition'a efektini ekliyoruz. Transition all tüm element, tüm özellikler değişsin yani ve 5 saniye 0.5 saniye olarak değiştirdik. Refresh edelim bir. Üzerine geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi hem diğer projelere gidebiliriz bu şekilde hem de şurada bir ufak bir efektimiz oluyor arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir bakıyorum herhangi bir eksiğimiz kaldı mı diye. Burası tamam olarak gözüküyor. Son olarak arkadaşlar şimdi şuradaki footer'ımızı stilleyelim. Şurada footer section'ımız var arkadaşlar. Geliyorum. Şu yorum alanını aldım yine. Footer section diyorum. Biraz boşluğumuzu bıraktık. Şöyle footer yazdığım zaman arkadaşlar hemen background color şöyle 3 tane 0 yani siyah olmasını istiyorum. Padding verelim biraz. Şöyle 20 piksel 0 ve 10 piksel şeklinde bir paddingimizi verdik.
font size için 14 piksel olmasını istiyorum. Footer'ın içerisindeki paragrafımızı şöyle marjini sıfırlayalım. Sıfır marjin verelim arkadaşlar. Kaydedelim. Başka bir şey gerek var mıydı burada? Burada görmüş olduğunuz gibi şuradaki paragraf rengini değiştirebiliriz. Bakalım ne vermişiz orada. Text black vermişiz arkadaşlar zaten. Bunu text black değil de şöyle text white olarak. Bunları ilk HTML kodlarını yazdığım zaman ekran beyaz oluyordu. O nedenle bunları belirgin olsun diye siyah yapmıştım. Text white klasörünü çevirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi burada basit bir footer'ımızı da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle genel olarak baktığımda arkadaşlar, genel olarak baktığımızda görmüş olduğunuz üzere ana sayfamızın HTML kodunu yazdık. Bir sonraki dersimizde şuradaki menümüzün responsive kodlarını yazarız arkadaşlar. Bunun için ayrıyeten şöyle bir efektimiz vardı. Onun için ufak bir JavaScript yazacağız. Zaten burada ana sayfanın HTML ve CSS kodlarını yazdıktan sonra diğer sayfalar çok hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Ben de bir an önce WordPress tarafına başlamayı istiyorum ama hani bu bir başucu kaynağı olduğu için biraz daha sabır. Zaten 2-3 ders sonra WordPress tarafına geçmiş olacağımızı tahmin ediyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.